Herkese yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Ben Furkan, bu güzel bir arkadaşlar. Zıla oynamıyoruz abi. Bugün oynayamıyoruz istesek de. Bugün arkadaşlar Zula'nın şu anda saat 18.51. Bugün 24 Şubat. Hangi güne geliyor abi? Tamam, işte cumartesi. illegalplatform.com tarafından Zula'nın web sitesi hacklenmiş. Yani hacklenmiş demeyeyim, ele geçirilmiş tamamen. Daha yeni fark ettim abi. Zula düzeltmeye çalıştı. Hatta yenileyelim sayfayı. Siteyi devre dışı bırakmışlar. Evet. Heh, giriyor. Abi yenilediğimizde de bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Ana sayfasında. Nasıl diyeyim arkadaşlar sizlere? Yani adamlar bir yazı yazmış buraya. Şimdi okuyacağız onu da ama web sitesi hacklenmiş. Gerçekten bunu haberiniz olmayabilir veya size normal olabilir. Gizli sekme Google Chrome açın abi. Ctrl Shift N yapın. Şu şekilde gizli sekme açacak. Bu gizli sekmeden girip Zula oyuna bakabilirsiniz güncel olarak. Zula bunu düzeltiyor ama adamlar ısrarla bunu ekliyor. Yani yaptıkları gerçekten ayıp. Sitenin şu anda ortadaki sitenin halini görmeyeceksiniz. Telif melif atabilir. Sitenin linkini koydum diye. Veya kötü bir şey diyorum diye düşünülebilir. Sitenin buraya linkini koymayacağım. Artık yani kimse bilemiyorum atabilir. Ben bir şey demiyorum ama yazdıklarında çok mantıklı. Mantıklı diyeyim. Mantıklı değil. Yani iyi bir şeye benziyor. Zarar vermeyeceğiz falan diyor. Buradan Zula oyunu yani bunu buraya yazmayı ele geçirdiyse adam emin olur benim senin tüm herkesin kimin olursa olsun herkesin çarını biliyor şu anda. Size gerçek olarak bunu söylüyorum. Her şeyi biliyor. Şu anda siteden epini alıyorsunuz ya mesela. Zula epini. Direkt size otomatik olarak geliyor. Heh, onları filan her şeyi ele geçirdi bu adamlar ya yani her şey onlardan. Adam bir çar açsa içine direkt tak 1-5 milyon 10 milyon zil altını yükleyebilir. Yani ben kötü bir şey demiyorum. Burada ne yazmış? 10 milyon aktif oyuncusu olan Türkiye'nin aynı kategoride ilk ve tek oyunu olarak İran'da ve Brezilya'da bizi temsil eden YouTube, Twitch gibi mercilerde reklamlar için yüz binlerce lira harcayan oyun içindeki satışlardan milyonları kazanan Zula yöneticileri web sunucusu için bütçe ayırmıyor mu? Ayıramıyor mu? Ayırmıyor mu değil, ayıramıyor mu demiş. Ne demiş? Yani o kadar yani oraya buraya harcıyorsunuz. Niye web sunucusunu harcamıyorsunuz? Çok kolay bir şekilde sizi hackledik demiş Zula'ya. Tamam, oyun başarılı ama kazandığınız paraları çatır çatır yemek yerine oyuna ve altyapıya biraz daha ilgi gösterebilirsiniz. Adamlar yani Instagram'dan yazsa ulaşamaz, Facebook'tan yazsa ulaşamaz. Böyle ciddi bir şekilde bunlara ulaşmış ve gerçekten böyle bir şeyler yapmış ama yapmaları ayıp. Yani bunu yazsalar zaten Zula az çok da olsa önem gösterir. Yerine altyapıya ilgi gösterebilirsiniz demiş. Her neyse abi. İşe web sunucularınızı optimize etmek ve oyundaki grafikleri düzeltmekle başlayabilirsiniz demiş. Yani oraya buraya reklama kendinize para harcayacağınıza o kadar milyonlar kazanıyorsunuz. Biraz oyuncuları düşünüp yani web sunucularınızı yani kendinizi geliştirin. Daha az kasma olsun veya daha hızlı olsun demiş. Hani bu konuda haklı, tamam, buna bir şey diyemeyiz. Ayrıca Steam'den silinmenize sebebiyet veren kurnazlığınız bizi çok etkiledi. Tebrikler. Arkadaşlar ben gerçek tam olarak emin değilim ama Zula'nın Steam'den silinme sebebi. Şöyle yazalım. O konuyla ilgili de ne yazmış? Zula'nın bundan birkaç şey yok. Zula aslında takdirde para ile almanızı isteniyor. Oyunu aldıktan sonra silahları size verilen hediye süre kalmıyor. Heh, doğru. Düşündüm doğru. Zula arkadaşlar Steam'de mesela puan verme vardır veya güzel yorum yapma vardır. Olumlu yorumlar yapıp güzel puan veren kişilere hediye vermiş. Oyunda hediye vereceğiz demiş. Steam'de daha üstlere çıkmak için böyle bir
şeyde bulunmuş, girişimde bulunmuş. Yani bunu ben de tam bilmiyorum. Artık ne kadar doğru onu da bilmiyorum. Yani daha üste çıkalım falan diye. Yani adam da onu dile getirmiş. Ayrıca Steam'den silinmenize sebep veren kurnazlığınız bizi çok etkiledi. Yani daraldık, gücendik, çok etkilendik gibi bir şey demiş. Sonra altına da şurada da linki var. Gizli olarak bunu görmeyeceksiniz tabi. Telif yiyebiliriz artık. Beni yani birinci ihtarımı yemek istemiyorum. Kanalda hiç telifim yok Allah'a şükür ama hiç yemek istemiyorum telif. Dünyaları kazanıp kar oranını arttırmak için ek giderlerinden kaçan yöneticilere selam olsun. Ek giderleri de bu nedir? Oyunu geliştirmek, sunucu almak, web sunucusunu geliştirmek falan. Veri tabanınızı web sitemizde yayınladığımız için üzgünüz. Bir açığını bulmuşlar arkadaşlar bu sitenin. Ve veri tabanını web sitelerine kendileri yayınlamışlar. Ya veri tabanından oluyor. Oyunun veri tabanını buldukları zaman bu Memory Hackers vardı ya, Memory Hackers işte o arkadaşlar, o site adını tam söylersem belki telif atabilirim, telif atabilir diye söylemiyorum. Dediğim gibi o site hile yapmıştı vesaire falan filan. Zula'da, daha doğrusu öyle söyleyeyim sizlere, Zula'da hile yapmıştı. Veri tabanlarını demek ki bu paylaşan siteden görmüşler. Veri tabanınız web sitemizde yayınladığımız için çok üzgünüz demiş. Olsun. Ama merak etmeyin. Oyuncu bilgilerinizi olsun dedim yani buna. Yaptığınız zaten ayıp. Ona bir şey demiyorum. Ama yapacak bir şey yok. Zaten Zula bunu Betalayn ile düzeltti. Zula. Ben tabii ki şu konuda Zula'nın yanındayım. Yani ben şu an oynayıp mutlu olup video çekebiliyorsam benim için iyidir. Ne kadar hani şu anda zaten yani adamlar diyor biraz ucuz zaten. O kadar para kazanıyorsunuz, kendinizi harcamayın, biraz sunuculara önem verin falan filan diyor. Bu zaten herkesin dediği şeyler ama yapacak bir şey yok. Ama merak etmeyin, oyuncu bilgilerinizi paylaşmadık, zarar görmenizi istemeyiz. Türk oyunu olduğunuz için zarar görmenizi istemeyiz demiş yani burada açık açık. Sunucularınızdan epinleri çekip sırtınızdan para da kazanmayacağız. Dediğim gibi ilk başta bahsettim hani bu isteseler siteden içindeki tüm epinleri alırlar arkadaşlar. Alıp bunları satarlar. Hani bayağı bir para vururlar zaten burada. Bizim olayımız para kazanmak için illegal yollara başvurmak değil. Hani bu illegal bir olay oluyor. Veri tabanında bir açık buluyor. Hani siteye giriyor. Adamların sırtından para kazanıyor gibi olur buradaki bir para alsa. Ama adam bunları yapmam diyor yani. Burada olayımız bazı şeyleri kanıtlamak demiş. Yani kanıtlamak istediği şeylerde diyor ki kendinize para mara harcamayın fazla. Hani web sunucusu alın. Oyuna para yatırmalarını hafifletin, düşürün. Birazcık paraları düşürdün, ZA'ları olsun. İnşallah düzeltiriz olanın yanındayız tabii ki. İnşallah düzeltir. Adamlar tabii ki zarar vermemiş. Bilgilerimizi her yerde yayıp gıcıklık yapabilirlerdi. Hiçbir şeyden korkmayıp her şeyi yapabilirlerdi. Allah için sadece bunu yaptıkları için teşekkür ediyoruz. Diyeceğim başka bir şey de yok. Çok teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Bunu bilgilenmeniz için yaptım. Siz her ihtimale karşı buradan giriş yapmayın oyuna. Hiçbir şekilde siteden giriş yapmayın. Giriş yaptıysanız da çekin abi. Ne olur ne olmaz. Şu anda bekleyin abi. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah Zula düzeltir diyorum. Bu sitede kötü bir şey yapmadığı için onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Sadece bilgilenmeniz için çektim bu videoyu. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.